Bugünkü dersimizde yine bir illüstratör dersi yapacağız. Sigara içilmez levhası, sigara içilmez işareti nasıl çizilir? Ona bakacağız. Şimdi dersimize geçelim, illüstratör ekranımıza. Ben daha önce internetten böyle bir sembol buldum. Sanırım en çok kullanılan, yaygın kullanılanı bu sigara sembolü. Alttaki yazı çok şey değil. Onu ekleriz zaten sonradan, o sorun değil. Şimdi bulduğunuz resmi oradan kopyalayıp illüstratöre yapıştırsanız da olur. Veya bilgisayarınızda mesela masa üstüne kaydedip buradan place deyip bu dosyayı çağırsanız da olur. Bu dosya geldikten sonra Layer 1'e bakın şuraya. Layer 1'e gelmiş oluyor. Dosyamızı seçili hale getiriyoruz. Transparency paletinden normal. Şöyle bir %50, %40'lık bir değer veriyoruz. Biraz saydamlaştırıyoruz ki çizimlerimiz bizim için görünür hale gelsin. Yani kendi çizdiğimiz çizgileri rahatça görelim. Sonra bunu kilitliyorum. Yeni bir tane layer açıyorum. Ben daha önceden açmıştım bu layer'ı. Şimdi tekrar göstereyim. Şimdi layer 1'i kilitledim. Şuradan yeni layer oluşturma simgesine tıkladığım zaman zaten layer 2 oluşuyor. Şu kırmızı işaret buradaki yaptığımız çizimlerin vektörel rengini belirliyor. Mesela ben bunu şuradan çift tıklayıp kırmızı değil de mavi seçersem bu sefer seçtiğim şeyler, pardon, vektörel çizimlerim mavi görünecek. Yeri gelmişken onu da anlatayım. Diyelim bu layer 3, bir tane layer açtım. O da yeşil gözüküyor, görüyorsunuz. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu mesela hangi layer'daki çizimimiz olduğunu takip edebiliyoruz. Mesela bu mavi layer, bu da yeşil layer. Kırmızı layer'da da çizim yaparsak o da bu resim dosyasının, sigara içilmez resim dosyasının olduğu layer anlamına geliyor. Aynı layer'de ve farklı layer'lardaki çizimlerimizi takip etmek için bu faydalı bir yöntem. Şimdi sigara içilmez levhasına başlamadan önce, daha doğrusu başladığımız anda ilk önce şey yapıyoruz. Şimdi bu Illustrator'da çizim yapmanın birçok yöntemi vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi şöyle pen tool kullanaraktan şuradan siyah beyaz yapayım. Dolgu rengimi atayım. Tekrar şuradan da 0.5 point seçeyim. Mesela siyah renkteyim. Şimdi şu şekilde ben çizimimi yapabilirim. Ama bunu elle çizdiğim zaman özellikle bu türlü levha çizimlerinde, resmi çizimlerde bunları yapmanın başka yöntemi de var ama ben onu göstereceğim birazdan size. Dileyen dilediği resim, dilediği yöntemi seçebilir. Şimdi şöyle yaptık. Ama bunlar her zaman böyle tam istediğimiz gibi yuvarlak olmaz. O da biraz can sıkıcı oluyor. Simetri probleminiz varsa benim gibi. Şimdi bu çizgilerin tamamen yuvarlak parçası ya da dairesel görünmesi için şöyle biz çember şuradan göstereyim. Elips tool'u alıyoruz. Elips tool'u alıyoruz. Alt ve shift'e basaraktan şöyle merkezden yukarıya dışarıya doğru bir çizim gerçekleştiriyoruz. Şu anda benim çizimim oldu. Ben bu çizimde şuradan ve yaklaşık olarak şuralardan bir yerden bu çemberi keseceğim, şu fazlalık kısmını. Ama onu kesebilmem için zaten alttaki sigara sembolünün dumanı da zaten güzel çizilmemiş gördüğünüz gibi. Biz şimdi güzelini çizmeyi öğreniyoruz. Ondan sonra kopyasını çıkartıyorum. Alta basılı tutaraktan. Mouse'u alta basılı tutup da seçili nesneyi sürüklediğim zaman kopyasını çıkartır arkadaşlar. Tam şuradaki birleşim noktalarında bu çemberleri bir araya getirmeye çalışıyorum. Şöyle bir göz kararı getiriyorum. Sonra burayı büyüttüm. Aşağı yukarı çok iyi bir şey yapmışız. Dengeleme yapmışız. Aşağı yukarı şöyle şurada ben tabi el alışkanlığından dolayı hızlıca yapıyorum, anlatmadım.
Şuradan pen tool'umu alıyorum. Bakın bu pen tool'un üzerine basılı tuttuğunuz zaman 4 tane seçeneği var. Bu seçeneklerden pencerenin yan tarafına gelen şu uzun daha koyu renk alana tıkladığınız zaman böyle bir pencere şeklinde alabilirsiniz. Çizimler yaparken bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kolayınıza gelir. Şimdi bunu ben aşağıya alayım. Aldım. Tekrar artıya basıyorum. Aynı yerde bir daha tıklıyorum. Bu sefer diğer çemberi, birinci çizdiğim çemberde bir alan belirledim. Ctrl Y yapıyorum. Ctrl Y yapmıştık demin. Artık söylemeyi unuttuk o zaman. Şimdi bu kısım, şu kısmı atacağım. Fazlalık olan kısmı. Beyaz okla burayı seçiyorum. Şu noktayı seçiyorum ve attım. Şimdi bu noktayı da seçtim. Attım. Şimdi artı pen tool ile yaklaşık olarak tam ortasına denk geleceğini düşündüğüm bir yerden şuradan bir nokta daha koyuyorum. Ondan sonra şu noktayı seçip siliyorum. Şu noktayı beyaz okla yapıyorum bunları. Seçip siliyorum. Ve evet, shift'e basılı olaraktan ek düz çizgiyi de ekledim. Şimdi arkadaşlar burası önemli. Şu önceki parçayı shift'e basılı olaraktan biraz sağa kaydırıyorum ya da sola kaydırıyorum. Pen tool'umu seçip, normal pen tool'umu seçip çizim yaptım. Şu iki ucu birleştiriyorum. Bu iki ucu bu iki ucu birleştirdikten sonra beyaz ok ile şu noktaları biraz açıktan çekiyorum. Şu noktaların tamamını, yani büyük ilk dairemize ait noktaların tamamını tutuyorum. Seçili hale getiriyorum. Bakın bu dolu renkler, dolu noktalar seçili. Şu anda içi beyaz olan noktalar seçili değil. Beyaz ok ile şuradan tutup şöyle dikkatli bir şekilde bunları tam ucuca gelecek şekilde elimle kaydırıp birleştiriyorum ve bırakıyorum. Ondan sonra aynı işlemi yukarıdaki duman içinde uygulayacağım. Onu da yaklaşık şuradan bir yerden yapayım. Alta basılı tutarak yine aynı şekilde tutup sürüklüyorum. Şöyle birleştirmiş olayım onları da. Şimdi bunu da artık çok anlatmayacağım ama hızlı bir şekilde şöyle yapıyorum. Şunu seçtim. Şurada şuradan noktaladım. Beyaz oku aldım. Bunu sildim. Şu noktayı sildim. Artı pen tool'u tekrar alıyorum. Ve şu iki noktayı, hatta bir tanesine koyuyorum. Çünkü diğeri şu nokta olacak benim. Çemberin kendi noktasını kullanacağım. Oradan doğrudan aşağı gidecek ucum. Onu yarıda bırakıyorum ki şöyle yapmak için. Beyaz okla şu iki noktayı tek tek seçiyorum. Align to selection diyorum ve onları birbirine hizalıyorum. Şimdi başlangıç noktaları aynı oldu. Demin ki yaptığım işlemin aynısını burada da yapacağım. Shift'e basılı tutaraktan sola kaydırdım. Pen tool'u aldım. Ve iki ucu birleştirdim. Sonra bu noktalara, yukarıdaki dumanın üst bölümündeki noktaları tutuyor ve şöyle çekiyorum. Nasıl yaptıysak olmamış. Yine fark etmez arkadaşlar. Şöyle atıyoruz. Birleştirdim ve şu anda benim çizimim hazır. Şimdi yapmam gereken işlem sadece şu iki çizdiğim çizgileri seçip bunu artık kapatabilirim. Şuradan 4 yaptım. Kalınlığı biraz şöyle göz kararı büyütüyorum. 7 punto oldu. Şurada stroke paletinden şu ortadaki round cap kısmını seçiyorum. Ve köşe dönüşleri de yuvarlat diyorum. Dolayısıyla bu şu anda dumanım hazır. Object expand deyip bunu expand ediyorum ve şuradan ungroup yapıyorum. Ungroup yaptım. Buna bakayım. Tamam.
Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar şu ikisini seçip grupluyorum ve işin uzun zor kısmı bitti. Şimdi Rectangle Tool'u seçiyorum. Şöyle bir dikdörtgen çizdim. Bu dikdörtgeni Alt ve Shift'e basılı olarak yana kaydırıyorum. Ctrl D yapıyorum. Diyarbakır'ın D'si. Üçüncüsü de geldi. Araları aynı olsun diye. Aralık bölgeleri aynı olsun diye. Şimdi bunu da çizdim. Böylelikle arkadaşlar şeyimi çizmiş oldum. Sigarayı çizmiş oldum. Ondan sonra da tekrar şöyle bir göz kararı Ellipse Tool ile tabii şöyle dolgu rengi alalım. Ellipse Tool ile kırmızı çemberi çiziyorum şimdi. Bunu da çizdim. Şöyle bir yüksekliği var. Bakıyorum. Yükseklik 246 piksel. Tam denk gelmiş. Line Tool'u alıyorum. Line Segment Tool. Tıkladım. 246 pikseldi benim çemberim. 246'lık bir çember çiziyorum ve şu ortadaki kırmızı yatay, eğik duran, eğimli duran çizgi 135 derece falan arkadaşlar. Onu da okeyledikten sonra oluşturmuş oluyorum. Çemberin çapı kadar olduğu için çizgi tam 0'a 0 çemberime uyacak şimdi. Gördüğünüz gibi tam da 135 dereceymiş. Bundan sonra ikisini seçiyorum. Siyah rengini kırmızı yapayım çizgilerin. Yaptım. Ve şöyle göz kararı artık ne kadar alırsa bakıyorum. Evet, şu kadar iyi. Bunu da oluşturdum. Object'ten expand diyorum. OK diyorum. Pathfinder'a geliyorum. Şuradan şekil birleştiriyorum ve expand dedim. Şimdi artık elimde gördüğünüz gibi şöyle tek şekil haline gelmiş bir ne sigara içemezsiniz levhasının kırmızı bölümü oluştu. Bu kırmızı bölümü önce şöyle yapayım. Anlaşılması için şöyle büyük bir yuvarlak çizeyim. Bunu geri atayım. Rengini de mesela sarı yapayım. Sarı yapamadık. Çember rengi sarı oldu. Tamam. Şimdi sarı yaptım. Bunun içinin beyaz olması gerekiyor. Bu beyazı sonradan sarıya küçülterek yapacağım. Şu siyah bölüme beyaz kontür atıyorum arkadaşlar. Kontür. Şu kadarlık sanırım yeterli olur. Bunu da şurada siyahın beyazın üstüne çıkartıyorum. Dumanları. Şimdi kırmızıyı seçtim. Kırmızıya göre sarıyı ortaladım. Sarıyı seçtim. Şöyle kırmızının altında bir yerde kalacak şekilde yapıyorum. Ve dolgu rengimi sarıdan beyaza geçiriyorum. Ve işte bitti. Şu anda sembolümüz hazır. Ctrl G diyorum. Hepsini grupladım. Ha, bu arada bu dikey bir levha olduğu için A4 sayfamı şuradan Document Setup diyorum. Edit Artboard diyorum. Ve dikey hale getiriyorum. Dikey hale de getirdim. Şimdi bu sigara içilmez yazısını ekleyeceğim. Artık onlar kolay. Bunu atıyorum. Seçip siliyorum. Hatta layer olduğu gibi atayım. Şimdi şöyle göz kararı. Ama bu tabi tam dikdörtgen olmayacak. Rounded Rectangle Tool'u seçiyorum. Şöyle sayfaya yukarı ok tuşuna bastığım zaman bakın arkadaşlar köşeler biraz yumuşuyor görüyor musunuz? Aşağı ok tuşuna da basaraktan göz kararı bir şöyle çerçeve, yuvarlak köşeli bir çerçeve çiziyorum. Çizdim. Bunu şimdilik siyah beyaz yapalım. Hatta beyazını yapmayalım. Bunu kırmızıya alalım. Rengi tamamdır. Hepsini seçelim ve sayfayı ortalayalım. Tabi sayfayı ortalamak için Align to Artboard seçmemiz gerek. Sayfayı ortaladık. Şimdi bunu tekrar biraz yukarı alıp şöyle hafif yeteri kadar daha doğrusu büyütelim. Aşağıda sigara içilmez yazacağız. Benim sigara içilmez yazım buradaydı. Bunu kopyalıyorum. Çünkü benim klavyem İngilizce olduğu için büyük iyi harflerim yok benim.
Yazıyı da şuradan Helvetica seçiyorum. Fontu buradan düzgün bir font belirlersiniz arkadaşlar. De no smoking yazalım. Evet. Çizimimiz hazırdır. Hand simgesine çift tıklayıp sayfayı ortalayıp tam da göstermelik yapıyoruz. Bugünkü dersimiz sigara içilmez levhamızdı. Bunu hazırladık, bitirdik. Ve şuradan da Photoshop'tan kapanış ekranımız 11. dersimizi yapmışız. Çok şükürler olsun. Umarım herkesin az çok faydalanacağı işler yapıyoruzdur. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Bir sonraki çizimde bakalım ne çizeceğiz. Kapatmayalım.